Merhaba sevgili arkadaşlar yine güzel bir çalışmayla birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Evet e, güzel bir lif çalışmasıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Instagram'da bu lifi paylaşmıştım sevgili arkadaşlar. Şeker lifimiz. Bu lifin herkes nasıl yapıldığını. Abla yani bu liften o kadar çok sipariş geldi ki e, inanın anlatamam. Sipariş almak isteyen arkadaşlar. Özellikle hani el işi örerekten e, hayatlarını geçinmeye çalıştıran, çalışan arkadaşlarımız. İnanın o kadar çok sipariş geldi ki bu liften. E, bu lifimizin nasıl yapıldığını açıklamam istediler. Nasıl yaptığımı anlatmamı istediler benden. Hem kolay hem güzel e, bir lif modeli sevgili arkadaşlar. Özellikle kız çeyizlerinde e, çeyizlere konacak hediye olarak verilebilecek, bohçalara konulabilecek, gelin ve damat bohçalarına konulabilecek şahane bir lif modeli sevgili arkadaşlar. Siz de bu lifimizden benimle birlikte yapmak ister misiniz? İsterseniz sevgili arkadaşlarımın isteklerini ve sizlerin isteklerinizi yerine getirmiş olayım. Buyurun hep birlikte yapalım. Şeker lif modelimizden bize lazım olan gereçler yani lazım olan ipleri hemen gösteriyorum. Kristalin, kristalin ipini kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Pembe ve beyaz kullanacağım. Burada yavru ağzı ve beyaz kullandım. Şimdi de pembe ve beyazdan bir tane lifimizi yapalım arkadaşlar. Şeker lif modelimizi. Evet iplerimiz dediğim gibi Kristalin ipi arkadaşlar 100 metre metre. Hemen sonra sevgili arkadaşlarımız 6 numaralı bir tığ kullanıyorum 6 numaralı tığım 1.40 milim. 6 noktalı tığ kullanıyorum ve bir de bizim makasımız olması gerekiyor özellikle bu modelde yanımızda bir makasın bulunması şart sevgili arkadaşlar buyurun hep birlikte başlayalım bismillahirrahmanirrahim diyelim hep birlikte başlayalım öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar başlamadan yürük kızı selma aydın ee, kanalına abone değilseniz abone olursanız zilimi aktif hale getirirseniz benim yapmış olduğum tüm işlerden ilk önce sizin haberiniz olur şimdi bismillahirrahmanirrahim diyorum örgüme başlıyorum şeker lif modelimize başlıyoruz öncelikle bir tane sıkıştırma zinciri yaptım ve arkasından dört tane zincir çekeceğim bir iki üç dört bu dört zincirimi bir daire yapıyorum İlk zincirime bataraktan bir daire yapıyorum. Bakın şu şekilde bir daire oluşturdum. Bir tane sıkıştırma zinciri yapıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Başını dolayıp bu dairemin içine 4 defa dolduruyorum. 1 2 3 4 Sonra hepsini bir topluyorum. bir tane sıkıştırma zinciri yapıyorum ve tekrar bu fıstığımın üzerine bir fıstık daha yaparak devam ediyorum 1 2 3 Evet 4 fıstık doldurun sevgili arkadaşlar dolgumuzu 4 yapın bu şekilde örneğimiz daha güzel olacak bu bacaklarına ilmek bacaklarımızda uzun tutun tığımın başını doladım dibine tekrar batıyorum 1 2 3 ve 4. Bakın 4 tane ikisini bunu ilk topladığımı toplu hepsini bir toplamadan diğerini dipten topladım ve ikisini beraber bakın çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın bademimiz oluştu. Ben bu ilk başlangıç noktasına şu işleme badem diyorum bakın. Bademimiz oluştu. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir tane zincir çektim ve bir tane daha çekiyorum. İki tane zincirle hemen kesiyorum, koparıyorum ipimi. Bakın. Çok yakın çok yakın koparıyorum. İp uzun olmasın diye kenarda. Bakın. Şöyle bir bademimiz oluştu. Hemen bu bademimizi ipini içine çekiyorum bakın şu başlangıç noktamızdaki ip biraz uzun onu da kısaltalım hemen onu da oradan çekiyorum bakın bademimiz hazır şimdi bu bademimizin şuraya koyuyoruz diğer rengimize geçiyoruz bir tane sıkıştırma zinciri yapıyoruz burada bakın uzun yapmayalım mümkün olduğunca kısa yapalım bir tane sıkıştırma zinciri yaptım bakın bademimizin ön yüzündeyim ve çeviriyorum hemen şu kenarından bakın şuradan hemen şu kenarından bir tane battım sık iğne şeklinde şu kenardaki başlangıç ipimiz var ya arkadaşlar şu şekilde içine alaraktan o ipi bakın tam sıkıştırma yapacağım yerin oraya bir tane burada bir sık iğne yapıyorum bakın tekrar ilmeğimi uzattım buraya dörtlü fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 hepsini bir topladım artık şimdi bakın burada bir tane fıstığımız var tepede yavaş yavaş kenarlarından artaraktan fıstıklarımızı bademlerimizi çoğaltacağız bir sıkıştırma zinciri tekrar bu beyaz fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyoruz Evet dörtte hemen şurada çiftli oldu Bunları toplamadan, 4 tane fıstığımızı toplamadan hemen dibine bir daha batıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bakın iki fıstığımızı birlikte topluyoruz. Şimdi bu arada bakın fıstığımızı yaptık. Bu arada 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekip hemen şu kenara bakın başlangıç noktasına son noktaya şuraya bir fıstık yapıyorum bir ilmeğimi uzatıyorum 2 3 4 3 falan doldurmayın sevgili arkadaşlar mutlaka 4 doldurun 3 dolguyla güzel olmuyor yani oluyor ama 4 dolgu gibi olmuyor 4 doldurun bir tane fıstığımı yaptım. Yine tepesine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Bakın. Tekrar başını doladım. Dibine aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3 4 Sonra hepsini bir topluyorum. Yine burada son bitişte iki tane zincir. 1 2 zincir çektim ve ipimi yine koparıyorum bakın arkadaşlar önce bir tane yaptık sonra artış yaparak kenarda hemen şu kenarlarında e, birer artış yap bir tane artış yapmış olduk iki tane bademimiz oldu birinci bademimiz ikinci e, bir sırada da iki tane bademimiz oldu bir iki Şimdi hemen yine bu kenardaki ipimi içeriye saklıyorum. Kestiğimiz yerlerden sökülür diye düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Çünkü iki zincirle sıkıştırıyoruz. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Evet bakın iki tane fıstığım bademimiz oldu. Şimdi diğer rengimize tekrar geçiş yapıyoruz. Yine bir tane sıkıştırma zinciri yaparaktan bakın şimdi şimdi ön tarafı da örerek geldik. Burada bitirdik. Şimdi çeviriyorum. Bakın çeviriyorum. Yine bu ilk noktaya, başlangıç noktasına buraya ipimi yeni taktığım ipimi e, işliyorum bir tane burada bakın sık iğne yaptım ucundaki ipi de bu, bu, noktada yedirdim siz daha sonra da yapabilirsiniz şimdi böyle örerken yaptığınız zaman daha e, güzel oluyor bir tane sıkıştırma zinciri yaptım ipimi uzattım şimdi bakın bir iki tane fıstığım var aralarında üç zincirimiz var şimdi fıstık sayımız badem sayımız üçe çıkacak bir iki üçüncü bademi yapacağız hemen buraya yine bir dörtlü dolgu bir iki 3 ve 4 hepsini bir topladım bir sıkıştırma zinciri hemen uzatıyorum bakın ipimi yine tepeye bir fıstık 1 2 3 4 ve dibine tekrar batıyorum 1 2 3 4 ikisini birden topluyorum Şimdi bu arada bu bademimizi bu bademimizi yaptıktan sonra 3 tane zincir. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim bakın. Tekrar başını doladım. Şimdi bu 3 tane çektiğimiz zincirin içine badem yapacağız. 1 2 3 4. 4 doldurdum. Topladım. Yine bu topladığım bademimizin üzerine bir sıkıştırma zinciri ip ilmeğimi uzattım tekrar fıstık yapıyorum 1 2 3 4 tekrar başını doluyorum dibine bu boşluğa tekrar batıyorum 1 2 3 4 bak bu şekilde tekrar topladım ikisini beraber iki fıstığı birden burada yine 3 tane zincir 1 2 3 Şimdi yine bu dip kısma batacağız. 1 2 3 4 Hepsini bir topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar aynı fıstığımın tepesine bir daha batıyorum. tekrar dibine ve ikisini birden topluyorum. Bu sonlarda ne yapmıştık? 2 tane zincir yapıyorum ve kesiyorum. Evet arkadaşlar, bakın bir tane badem yaptık. Üçlü fıstık Sonraki sırada 2 taneye çıkardık. Şimdi 3 tane oldu. Bu sıradan sonra 4 olacak, 5 olacak, 6 olacak derken hani bir beyaz, bir pembe, bir beyaz Mantık bu sevgili arkadaşlar. Mantığımız bu. 11 tane fıstık oluncaya kadar bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 oldu. 11 tane fıstık oluncaya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yani şu şekil söyleyeyim size. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 yani bizim lif dilimimiz şu şekilde şu kadar şu şekilde oluncaya kadar şu göbeğimizdeki şekerle şeker tanelerimiz oluncaya kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz 11 sıradan sonra eksiltmeler yapacağız Şimdi ben size bir tane daha tekrar beyaz giriş göstereyim. Tekrar bir hatırlatma yapalım konuşmamızın üzerine. Hemen kenardaki ipimizi de içeriye şu şekilde çektik. Bakın hiç kesim ip koparmış gibi değiliz. Kesinlikle kopardığınız iplerden zarar gelmez. İçiniz rahat olsun. Şimdi yine bir ilk zincirimi sıkıştırıyorum. Bir tane sıkıştırma yapıyorum ve Burası biliyorsunuz düz yüzü hemen çeviriyorum yine bu köşeye gelip batıyorum. Evet ilmeğimi uzattım. Hemen dibine battım. 2 3 4 Hepsini bir topluyorum. Tekrar bir sıkıştırma. Tekrar tepeye. Dibine. ikisini bir topluyorum ve ne yapıyorduk bu badem işlemini yaptıktan sonra bir bir iki 3 tane zincir çekiyoruz ve başını dolayıp şu boşluklara bir badem daha yapıyoruz dörtte doldurduğumuz dört defa doldurduğumuz badem yapıyoruz tekrar uzatıyorum bakın bir iki üç dört Tekrar ortaya batıyorum. 2 3 4 ikisini birlikte topluyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bu boşluğa. Hepsini bir topladım. Bir fıstığımı yaptım, uzattım ilmeğimi tekrar tepeye batıyorum. Fıstığımı toplamadan dibine batıyorum. Sonra hepsini birlikte topluyor bademimi yapıyorum. 1 2 3. Zincirimi çektim hemen dibine şuraya. tekrar tepeye. Hepsini bir topluyorum. Bu sonrasında ne yapıyorduk burada? 1 ve 2 zincir çekiyorduk ve koparıyoruz. Bu ipimizi kenardaki bu ipimizi de yedireceğiz yine. Evet mantığımız bu arkadaşlar. Bakın bir tane badem yaptık. Sonra 2 tane 1 ve 2 3 oldu 4. Bu şekilde 11 tane 11 tane bademler şekerler oluşuncaya kadar devam edelim arkadaşlar. 11 bir tane 1 2 3 4 oldu. 11 tane oluncaya kadar bu şekilde devam edelim. Mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi ben hemen yapıp geliyorum. Evet bakın ben hazırladım. Bu şekilde arkadaşlar. Ne yapmıştık? 4 sıraya kadar birlikte yapmıştık şuraya kadar. 1 2 3 4 sıraya kadar birlikte yapmıştık. Daha sonrasını ben tamamladım. Geldim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde tam 11 sıra. 11 badem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi bu sıradan sonra artık eee küçültmeye gideceğiz. Yani hep artış gittik ya, arttırdık kenardan. Şimdi de küçültmeye gideceğiz nasıl küçülteceğiz birlikte bunu da yapacağız arkadaşlar şimdi beyaz ipimizi elimize alalım arkadaşlar hemen ne yapıyorduk burada elimizde bir tane sıkıştırma zinciri yapıyoruz hemen bakın lifimizin ön yüzündeyiz çeviriyorum lifimizi bakın hep ne yapıyorduk bu dibe batıyorduk şimdi artık eksiltmeye gideceğiz dibine batmayacağım arkadaşlar buraya batacağım şimdi 11 taneyi ona düşüreceğiz bu boşluğa batıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Bu dibine batmıyoruz artık. Eksiltmeye gidiyoruz 11 sıradan sonra. Hemen şu şu boşluğuna bir tane sık iğne yaparaktan başlıyorum. Bakın. Bir tane zincir sık iğneden sonra şimdi ne yapıyorum? İlmeğimi uzatıyorum buraya. Bademimi yapıyorum. 1 2 3 4 Topluyorum bir sıkıştırma zinciri tepesine bir badem daha bir fıstık daha 2 3 4 sonra dibine batıyoruz başını doladım 1 2 3 4 sonra ikisini birden topluyorum 1 2 3 zincir çekiyorum sonra bakın kaydırma yöntemiyle buraya değil buraya battık bir tane eksiltmemizi yapmış olduk bakın bu bademimiz dışarıda kaldı yani eksiltmiş olduk içeriden içeriye battık bu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde buraya kadar devam edeceğiz şuraya kadar bir, bir badem dışarıda kalacak şu boşluğa kadar devam edeceğiz hemen bir tane daha göstereyim 10 tane badem olacak ortada şekerlerimiz olacak bir fıstık yaptım uzattım tepeye battım tekrar dibine battım ikisini bir topladım 1 2 3 zincir çektim hemen buraya 1 2 3 4 topladım bir sıkıştırma zincir bu şekilde arkadaşlar bu sıramıza devam edelim sonda şu bir fıstığım e, bademimizi yaptıktan sonra e, ona burayı da bu sırayı da tamamlamış olacağız Evet bakın tamamladım hemen sayalım şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oldu bakın Alt sıramız 10 11 taneydi. Ne yaptık? Kenardan kesim yaparak 10 tane bademe şekere düşürdük. Şimdi hemen burada sonunda bu şekilde bakın arkadaş bu şekilde bitirdim. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Hemen aşağıda yaptığımız gibi hemen kesiyorum. Ve burada hemen tersini çevirerek kestiğim ipimi hemen saklıyorum. Tekrar çevireyim şöyle bakın. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Bir kesim daha göstereyim size arkadaşlar ben. Yine elime ipimi Hemen ipimi düzelttim. Bu şekilde bir tane zincir sıkıştırması yaptım. Ne yapıyorum? Lifimi kapım çaldı. Kusura bakmayın. Kapım çaldı. Hemen baktım. Geldim. Bir tane sıkıştırma ilmeğimi yaptım. Hemen geri dönüyorum. Bakın ne yapmıştık? Bir alt sırada kesimimizi yaptığımız için bir içeriden başladık. Yine aynı şekilde bakın. Bu tepeye batmıyorum. Bu boşluğa batacağım. Yani bir kesim yapmış olacağım burada. Hemen bir zincir sıkıştırma yapıyorum bakın. İlmeğimi uzatıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Bakın tığım takıldı arkadaşlar fıstığımıza. Bu şekilde olduğu zaman hemen şöyle elinizle düzeltin. Çok daha uzun olursa içeriye çekin. 2 3 4 bakın şöyle topladık bir sıkıştırma zinciri hemen fıstığımızın tepesine bir fıstık daha yapıyoruz <laughs> doldurdum dört defa ikisini bir topluyorum bir 2 3 zincir çekiyorum bakın. Bakın arkadaşlar kaydırdığımız yerler. Tekrar 3 zincirden sonra hemen gelip bu boşluğa batıyorum. 4 dolduruyorum. uzattığım 4 defa dolduruyorum. tekrar dibine ikisini bir topluyorum. Yine 1 2 3. Evet bu şekilde arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim bu şekilde devam edeceğiz ve yine burada sadece burayı yapıp diğer fıstığımız dışarıda kalacak. Buraya kadar yapacağız. 9 tane 9 tane badem şekerimiz kalacak. Evet arkadaşlarım, bakın burayı da hemen sonuna geldim. Bir tane bademimi bıraktım. Burada da şimdi bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın giderek küçülüyoruz. Küçüldük, daralmaya gittik. Altta burada genişledik, 11'e kadar çıkardık badem şekerlerimizi burada da arkadaşlar eksiltmemizi yaparak bir baklava dilimi şekli yani bir kare sistemi şu görmüş olduğunuz şu göbeği ortaya çıkarmış olacağız Evet e, bir tane pembe e, pembeye mi denk geliyordu Evet pembe kalıncaya kadar bu şekilde bir tane kesimimiz kalıncaya kadar bu şekilde kesim yaparaktan devam edelim arkadaşlar bu şekilde bakın tam şurada gözük gözüküyor bir tane kalıncaya kadar kese kese bir tane kalıncaya kadar devam bu işleme devam edelim aynı şekilde kesimimize devam edelim Evet arkadaşlar bakın tamamladım tamamladım ee, geldim Size dediğim gibi e, buraya kadar artış yapıyoruz bu başlangıcımızdan buraya kadar 11 sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sıradan sonra da geriye iniş yaparak yine 10 9 8 e, işte o şekilde 1'e kadar düşürüyoruz ve bu kare bir kare üçgen baklava artık nasıl söylerseniz şu dil, şu dilim elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi hemen hiç burada bir tane kaldık ya bakın arkadaşlar. Burada hiç ipimizi koparmadan, hiç ipimizi koparmadan bakın burada hiç ipimizi koparmadan hemen ilmeğimi uzatıyorum. Bakın ilmeğimi uzatıyorum. Tam tepeye bir tane fıstık yapacağım. 1 2 3 4 bir tane fıstık yaptım. Evet, bir tane fıstığımızı yaptık. Hemen üstüne bir tane daha fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4 doldurdum. Toplamadan sevgili arkadaşlarım tekrar başını doluyorum. Hemen şu diğer hemen yanındaki bakın ee, bademimizin tepesine buraya batıyorum. 1 2 3 4 Bakın bu şekilde. Bir sıkıştırma. Daha sonra şu şekil olacak arkadaşlar bu. Bu köşeye geldiğimiz zaman gelirken göstereceğim tekrar. Ben hemen şu köşesinden aldım. Bozuk çıkmasın, modelimiz düzgün dursun diye. Şimdi bu şekilde bu kenardan buranın üzerinden gideceğiz. 1 2 3 4. Bakın toplamıyorum. Tekrar başını doluyorum. Hemen şu tepeye batıyorum. 2 3 4. Bakın ikisini beraber topluyorum. Bu şekilde. Bir sıkıştırma zinciri. Tekrar tepesine 2 3, 4 bakın toplamıyorum. Başını doluyorum. Tekrar bu fıstığımızın tam tepesine. 1 4 Bakın ikisini beraber topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri. Bir tane daha yapayım. Ondan sonra göstereyim. Tekrar size 1 2 3, 4 Bakın. Yine ne yapıyorum? Bu boşluklara batmıyorum arkadaşlar. Fıstıkların tepelerine 1 2 3 4 ikisini bir topladım. Bir sıkıştırma zinciri. Bakın arkadaşlar, burasını da bu üstünde işim şu dolandığımız şu nokta yani. Şu alttaki sırayı şu en alttaki, şu en alttaki sıramız bu şekilde oluyor. Şu üst bölümünü, iki tanesini bir götürüyoruz. Onu da göstereceğim size. Şimdi bu şekilde, şu sıramızın sonuna kadar gelelim. Bu köşeyi nasıl yapıyorum? Birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın o köşemize geldim. Şimdi şu şekilde tamamladım buraya bakın. Arkadaşlar şu fıstıklarımızı böyle küçük yapmayın. E, normal yapın ki kasma olmasın yani şu lifimizi toparlama yapmasın kasma olmasın şu aralıklarımızı düzgün yapalım Evet şimdi bu köşemizi nasıl yapıyorum onu da size hemen anlatayım hemen e, toplamış olduğum fıstığımın tepesine yine bir fıstık 2 3 4 tekrar yine başını doladım hemen ilmeğimiz çıkmış oradan içeriye gitti alalım hemen e, bakın e, tığımda toplamış olduğum iplerim var hemen bu köşeye 1-2-3-4 iki, ikisini bir topladım bakın bu şekil böyle oldu. Şimdi tekrar bu tepeye fıstık yapıyorum. Bu köşemiz arkadaşlar tam köşemiz. 3 4 topladım. Bu köşemizde döndüğümüz döneceğimiz yer farklı arkadaşlar. Bakın ilk batmıştık, topladık ikisini beraber. Hemen o topladığımız ilmeklerin üzerine bir fıstık yaptım. Bir fıstık daha yapacağım üstüne. Köşemizde bu şekilde oluyor. Bakın iki tane fıstık üstüne denk geldi. Şimdi iplerimi toplamadan hemen dibine batacağım. 1 2 3 4. Şimdi ikisini beraber toplayacağım. Bir sıkıştırma zincir. Bakın köşemiz bu şekilde. Bakın şu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi burada da aynı işleme devam edeceğiz. Diğer köşemize gelince yine bu işlemin aynısını hemen e, oradaki köşemizde de yapacağız. Bu kenar döndüğümüz zaman da hani çoğaltma yaptığımız bölüm ya sevgili arkadaşlar. Bu boşluklarda. Bu boşluklardan batacağız. Kesim yapıp bitirdiğimiz zaman ipi kopardığımız bölüm. Bu şekilde yine bu boşluklara. Evet, gördüğünüz gibi bakın bir yıldız oluştu köşemizde şu şekilde. Bir tane daha göstereyim. 1 2 3 4 Tekrar şu boşluğa ikisini bir topladım sıkıştırma zincir Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi bu şekilde bakın köşemiz bu şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar gelelim diğer köşede tekrar göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde tamamladık bakın şimdi geldik yine köşemizi size tekrar bu köşeyi hatırlatmak için biraz önce bu köşemizde göstermiştim ama yine e, hatırlatmak için göstermek istiyorum hemen tepesine battım bakın 1 2 3 4 doldurdum yine burada normal bir fıstığımız var Ay pardon hemen başını doladım şu tepeye battım 1 2 3 4 köşemizi bakın şöyle şu şekilde normal diğerleri gibi topladık. Bakın normal diğerleri gibi topladık. Şimdi bu köşemize tam bu köşemize bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 Bakın topluyorum bunu. Topladım. Bir zincirle sıkıştırdım. Tam tepesine bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 Köşemizi belli etmek için yani dönüşlerimiz güzel görünsün diye tepesine bir fıstık daha yaptım aynı battığım ilk yaptığımız e, fıstığın battığım fıstığın dibine bir daha batıyorum 1 2 3 4 bakın hepsini bir topladım bir sıkıştırma zinciri bakın köşemiz ne kadar güzel oldu bakın yine şu köşeyle bakın aynı köşemiz oluştu köşelerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar lifimizin hani düzgün ve güzel olması için bu şekilde devam edeceğiz bu şekilde kalan kısmını yine buralarda yaptığımız gibi bu boşlukları köşeleri bu şekilde yapacağız bu araları yine bu arada yaptığımız işlemi yaparaktan bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız Evet arkadaşlar tüm kenarını dolandık şimdi bakın köşemizi de yaptık aynı şekilde hepsinde dört dörtlük yaptık Evet köşelerimizde kenarlarımızda size gösterdiğim gibi yaptım sevgili arkadaşlar şimdi bu son sırasını yani şu bölümü şu bölümü göstereceğim size bu bölümü de nasıl yapmışım çok çok basit sevgili arkadaşlar ee, onu da hep birlikte yapalım şimdi ben e, size hemen onu da bir göstereyim arkadaşlar Şimdi evet şu hemen şöyle koyalım yanımızda dursun. Şimdi bakın tam köşedeyiz. Hani sizinle birlikte yaptığımız köşemiz. Şu köşeler hemen şu köşelerimiz. Birlikte yaptığımız şu ikili köşeler bu ikili köşelerin tam üstü bakın oranın tam üstüne burada bu köşeleri yine bu köşelerimizin tepe kısımlarını farklı yapıyoruz diğer kısımlar yanlar yine aynı şekilde olacak sadece tepelerde bir değişikliğimiz var hemen ilmeğimi uzattım bakın bitiş noktamdan sonra lefimi bitirdikten sonra 1 2 3 4 topladım hepsini Yine tepesine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Bakın 4 doldurdum hepsini bir topladım. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim hemen şu dibine battım. Bakın şu şekilde bir sıkıştırma zinciri yaptım. Hemen dibine bir daha. 1 2 3 4 Bakın tekrar hepsini bir topladım. Tepesine bir fıstık. 1 2 3 4 topladım. Yine 4 tane 1 2 3 4 zincir hemen dibine. Bir sıkıştırma. Tekrar bu köşelere 3 defa batıyoruz. Tekrar aynı yere bir daha. 1 2 3 4 Bakın 4'ünü bir topladım. Yine tepesine bir fıstık 1 2 3 ve 4. Topladım. 1 2 3 4 şimdi buraya 1 2 dileyen 2 zincir dileyen 3 zincir çekebilir şimdi 2 zincir ipinizin kalınlığına göre ya da 3 zincir şu arası şu ara kısmı gergin olmaması için arkadaşlar yani şu anda o ara kısmının gergin olmaması için e, onları yapıyoruz ama şimdi bu zincirimizi onun için değil 3 çektim 4 tane çektim Bakın dibine dibine batıyorum. Dibine battım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Buraya batıyorum. Bakın. Diğer lifle karıştırdım bir an ben zaten. araları gergin olmasın diye o iki tane zinciri çekiyordum. Şimdi aşağı ineceğiz ya. Kafam benim gitti. Aşağı indik. Gerginlikle bu lifimizin bir alakası yok. Bakın bu köşemizde bu çiçek olacak arkadaşlar. Böyle üçlü olacak. Yani şu. Şu. Bir, iki, üçlü. Köşemiz bu şekilde. Bakın. Şimdi dört tane zincirimi çektim. Bakın fıstığıma atladım. Tekrar dolduruyorum buraya. Bir, iki, üç, dört. Köşelerimiz biraz önce gösterdiğim gibi. Bir fıstığımı yaptım tekrar tepeye. 1 2 3 4 4 tane fıstığımı yaptım yine topluyorum. 1 2 3 4 zincir dibine. Bakın. 4 zincir çektim dibine. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çektim diğer fıstığımın dibine. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen şu fıstığımın dibine. Aradaki fıstığımızın tepesine. Yine burada bir sıkıştırma zinciri yapıyorum. Hemen bir fıstık. 1 2 3 4. Tekrar topluyorum hepsini. Tepeye bir fıstık. 1 2 3 4 topluyorum. 1 2 3 4 zincir. Yine aşağıya doğru iniyoruz. Hemen fıstığımızın dibine 1 2 3 4 zincir yine fıstığımızın dibine. Bakın yine 1 2 3 4 zincir. Bu defa atlıyoruz. Şu ara boşluğu atıp iki fıstığımızın ortasına batıyoruz ve burada yapmış olduğumuz aynı işlemi bu şekilde. Hemen bunu da yapalım. 1 2 3 4 oldu. Topladım fıstığımı. Tekrar tepeye bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 topluyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine dibine batıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir. 2 fıstığımızın tam ortasına batıyorum. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde köşelerimiz yani şu püskül gibi duran, püskül gibi duran köşemiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Kenar kısmımızda bu şekilde. Bu köşemize kadar gelelim bu şekilde. Şu şekilde yap, yapıp yapmaya devam edelim köşemize gelelim. Yine size göstermiş olduğum şu köşeyi tekrar bu köşede de gösterelim. Lifimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın tam köşeme geldim. Yaptım buraları. Tam köşeme geldim. Şimdi şu diğer köşemizdeki yaptığımız işlemin aynısını bu köşeye yapacağız. Bu köşemizde beraber yaptıktan sonra diğer köşeleri sizler yapacaksınız videomuzun lifimizin bitişinde tekrar birlikte olacağız. Evet bu köşemizde nasıl yapıyorum hemen. Diğer köşede yaptığımız aynı işlemi burada yapıyorum. Tam e, bu bakın fıstığımı tamamladıktan sonra tam şu ortadaki hani şu ikili yaptığımız fıstıklar vardı köşede. Tam onun ortasına batıyorum. Bakın. Ortasına battım. Burada bir e, zincir sıkıştırma zinciri çekiyorum ve bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 topluyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. 1 2 3 4 topluyorum. 1 2 3 4. Yapılışı şu fıstıklarımızdan aynı. Tekrar 1 2 3 4. Pardon. Zincir çekmeyecektik burada. Şimdi indik. Tekrar tığımın başını doladım bakın burada. Şu şunlarda direkt aşağı iniyorduk ya şaşırdım bir an. Şimdi e, burada köşemizde e, iki bak bir fıstık yaptım. Tepeye bir daha yaptım. Yaptıktan sonra 4 zincir çektim. Tam geldim buraya battım. Şimdi dibine bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 Bakın topluyorum. Tepesine bir fıstık daha. 1 2 3 4 topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 fıstığın tam ortasına battım. Bir sıkıştırma zinciri. Tekrar başını doladım yine aynı yere. 3 defa tekrar ediyoruz burada bu işlemi. Aynı yere bataraktan, aynı tepeye, aynı noktaya bataraktan. Tekrar topladım. Bu tepeye bakın yine bir e, zincirimi çektim 1 2 3 4 hepsini bir topladım 1 2 3 4 tekrar bir ortaya battım şimdi aşağıya ineceğim sevgili arkadaşlar 1 2 3 4 bakın şimdi aşağıya aynı noktaya tekrar batacağım 4 zincirimle şimdi yine 1 2 3 4 zincir çekeceğim. Gelip bu noktaya batacağım. Bakın köşemizi ne yaptım? Tamamladım. Şahane bir köşemiz oldu. Şimdi şu işlemi burada yapacağım ve bütün sıram bu köşeye gelinceye kadar aynı şuradaki yaptığımız, şu aradaki yaptığımız işlemin aynısını yine bu arada uygulayacağım. Hemen bunu da yapayım size göstereyim. Uzattım. 2 3 4 olmuş 4 hemen fıstığımı yaptım bir zincirimi sıkıştırma zincirimi çektim bir iki üç dört tekrar hepsini bir topluyorum bir iki üç dört zincirimi çekip hemen şu orta ikisi fıstığın iki fıstığın ortasına battım tekrar bir iki üç dört dibine battım yine 1 2 3 4 zincirimi çektim şu iki fıstığın tam ortasına batıyorum yine şu aynı fıstığımızdan bu köşeye kadar devam ediyorum ve köşeye gelince yine bu yaptığım işlemin aynısını bu köşemizde yapıyorum Evet ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar bu modelimizin hem birkaç konuşayım arkadaşlar bu modelimizin tasarımı tamamen bana aittir arkadaşlar. Ee, kendim tasarlayarak düzenleyerekten e, şekerlerden yani bademlerden böyle güzel bir model ortaya çıkardım. İnşallah sizler de çok beğenmişsinizdir. Ee, Birçok arkadaşım da ben, benden bu modelin yapılışını isteyince bu modelimizin yapılışını da videosunda hazırladım sizlere. Zaten yapmış olduğum e, liflerin videoları hep var mevcut kanalımda arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlar kanalımı ziyaret ederekten e, yapabilirler arkadaşlar abone olursanız da çok memnun olurum gerçekten abone olursanız hep birlikte yaparız Ben daha bir şevkle daha bir hevesle yapıyorum abonelerim takipçilerim çoğaldığı zaman e, takipçilerim çoğaldığı zaman onların içinde bir avantaj ilk e, modelin onlar görüyorlar yapmış olduğum modeli e, takipçilerim görüyor Çünkü abone oldukları için zilleri açık olduğu için direkt benim yapmış olduğum ürün hemen onların sayfasına geçiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar bunu söylemek istedim size yani bu Lif tasarımının e, bana ait olduğunu e, bilmenizi istedim. Evet arkadaşlar Lifimizi tamamladım bakın köşelerimiz hemen bu köşemiz dört köşemizde tamam ettim tamamladım lifimiz bitti sevgili arkadaşlar çok şık bakın çok güzel bir lif oldu yavrazımız ayrı bir güzel oldu pembemiz ayrı bir güzel oldu Evet sevgili arkadaşlar siz de bu güzel liften yapmak ister misiniz? Instagram'da ve diğer sayfalarda YouTube kanalımda Beni takip eden arkadaşlarım bu modelin anlatımını istemişler. Ben de sizlere hazırladım. Yeni bir çalışmamda e, benimle birlikte olmak istiyorsanız tekrar arkadaşlar abone olmayı, zilimi açmayı unutmayın diyorum. Bu tasarım tamamen bana aittir. E, yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Cenab-ı Mevlam herkesin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hepinize kolay gelsin. Yürük Kızı Selma Aydın kanalında benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Yeni bir projemizde, yeni bir çalışmamızda tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum.